Merhaba arkadaşlar, ben unutma bugün sizinle smoke taktiklerinin ilk bölümüne karşınızdayım. Biliyorsunuz ben bir tane serim vardı smoke taktikleri ama bir tane video çekmiştim. Yani seri tam olamamıştı. E, ve o seri yapmak istedim seri plaza ile başlamıştı. E, bu şekilde şu an tekrardan plazaya geçmiş bulunmaktayız. Tekrardan plaza taktiklerini, oradaki taktikleri yeni şeyde deneyeceğiz. Smoke'da deneyeceğiz. Bu arada 1.29'da beta'dayım şu an. Onları deneyeceğiz. Kullanışlı veya kullanışsız. Size güzel smoke taktikleri göstereceğim. Siz yorumlara işte bu dakika verip bu smoke gerçekten işime yarıyor falan yarayabilir tarzında yorumlarınızı kesinlikle yazmayı unutmayın. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. O zaman hadi geçelim videoya. İlk olarak göstermek istediğim arkadaşlar Alan smoke olacak. Ee, A, A göstermeden şu arkasından nasıl smoke atarsınız onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar crosshair'ımızı e, bu arada crosshair'ın büyüklüğü 56 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 56'yı da gördüğünüz gibi en aşağı çekebildiğim kadar çektim. Sonra ilerledim ilerledim. Crosshair'ı çok az. Mesela şu gri çizgi görüyorsunuz değil mi? Onun çok az üstüne doğru getiriyorum. Sonra sumo alıyorum. Arkamı dönüyorum. Şu kuyruğu hedef alıyorsunuz. Şu kuyruğun şurada çıkıntı var bir tane. Oraya hedef alıp zıplayarak atıyorsunuz. Bomun düştüğü yeri de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sekti. Ve mükemmel bir. Bence çok güzel kapatlandı. Buraya geçenleri görüyorsunuz. Burada zıplayanlar sizi görme ihtimali çok hani böyle ucundan görürse görür. Ki zaten bu smoke şuradaki takım arkadaşınızı şurada olan takım arkadaşınızı veya buradaki takım arkadaşını oynatmak için hani şu pik atabilsin diye veya burada işte arkadaşınız sıkışmıştır. Buradaki insanlar buraya geldiğini anladığı anda buradan kaçırmak için atılan bir smoke olabilir. Arkasından da tabii o smoke attıktan sonra arkadaşınızı çıkartmak için şöyle bir bir tane de flash desteği atabilirsiniz bu şekilde. Fark etmez yani bunu atsanız büyük ihtimal kör olur. Hani 1-2 saniyelik kör yeterli olacağını düşünüyorum ki zaten o flashı her türlü buradan da atabilirsiniz. Arkadaşınız kör olsa da olmasa da pek önemli değil. Önemli olan arkadaşınızı oradan kaçırmak veya size daha rahat açı yakalamak için işe yarayabilir bu smoke. Bence güzel bir smokelardan biri. O zaman ikinciye geçelim. Diğer bir smoke eskiden vardı galiba ya da benim bir yerden aklıma geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, bu arada bu smoke, şurası A short muydu A mid miydi hatırlamıyorum ama ben A short da diyorum A mid de diye geçiyor. Orayı smokelayacağız. Nasıl smokelayacağımızı göreceğiz. Tabii ki yine crosshair'ımıza. Ee, bakın gördüğünüz gibi full ayarlarda bu arada benim yaptım hatta hani full ayarlarda daha da zor belli olur. Şu cross'u şuraya ayarlıyoruz. Ayarlayacak şekilde geliyoruz, yaslıyoruz kendimize. Eğilmedik. Aynı şekilde bakın burada bir çıkıntı var. Şu çıkıntı mı diyeyim artık böyle üçgen gibi bir parça var. Oradan şunun ucunu ayarlıyorsunuz. Az çok şöyle göz kararı ayarlıyorsunuz ve smoke fırlatıyorsunuz. Az çok ikisinin arasına ayarlıyorsunuz yani açı olarak alıyorsunuz ve smoke düştüğü yer Bence çok yani gayet iyi açı biri buradan cross koyup bekleyebilir Aynı şekilde biri açılıp buraya cross koyar arkadaşı buradan kollar diğeri de buradan gelir ee, A midi gerçekten adamlar çıkmadan en azından awp'leri çok rahat engelleyebileceğiniz bir pozisyon arabadan awp vuruşlarını deneyemezler Tabii ki smok'tan ölürseniz o cenabetliyiz arkadaşlar Onu yapacak bir şeyimiz yok Ama dediğim gibi o smok hem burayı kapatıyor hani buradan sadece geçiş var bir de buradan çıkış var Yani çok işinize yarayacak bir smoke olacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir alan kapatıyor bu smoke. Burada bu smokeların en büyük özelliği e, yerde sekerek ilerlemesi. Diğer smokelar biliyorsunuz attığınız 2 saniye sonra smoke hani patlayarak aşağı doğru inerdi. Şimdi çok açık ve çok net şekilde kapatıyor. Üçüncü smokumuz bence gayet zor bir smoke. Ama bence işe yarayacak. Hani B sayede girileceği zaman bir tane smokla gerçekten güzel açı kapatacağımız düşündüğümüz bir smok. Atması gerçekten zor ama bence kullanılacak bir smok. Yorumlara bekliyorum tabii ki de mesajlarınıza. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın. Şurada bir tane koyuluk var. Koyulun ucuna getiriyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Şu alttaki merdivenin çizgisine geliyorsunuz. Bu şekilde sırtınızı yasladığınız duvara. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Cross'u aynı şekilde hiç bozmadan atıyorsunuz. Tam bu şuraya görürken atıyorsunuz. Ve attın hani nasıl diyeyim. Şuradan çıkıyorsunuz ya bakın camı gördüğün anda fırlattın şu şekilde camı gördün attın. Hani camı gör yani şu camının şu üst kısmını gördüğün anda atıyorsun arkadaşlar ve smon duş diğer şu şekilde göstereyim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hiçbir türlü üstten pik atamıyorsun. Tabi smoke geçti şu an. Yani saksıya gelirken sadece şuradan bakabilirsiniz. Bu adamı burada oynatamazsınız. Yani outplay etmiş olursunuz. Şuraya adamlarda iki tane hani o smoke'dan çıktığınız anda isterseniz nate'leyebilirsiniz. isterseniz buraya basabilirsiniz. O yüzden kesinlikle kesinlikle bence bu çok iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani beğenmeyebilirsiniz ama gerçekten yeri geldiğinde hayat kurtaracak taktikler. Çünkü buradan çok fazla şöyle bekleyen insanlar var. Hani şu şekilde bekleyen insan çok fazla veya şu şekilde. O attığınız smoke her türlü işinizi görür. Hatta smoke'un içine prefire bile deneyebilirsiniz. Smoke'tan deneyen olabilir diye. Bir şey yarayacak smoke'lardan biri bence. Tabi bu spesifik biraz daha işte city'yi kapatma veya Belon kapatma gibi bir smok değil ama işinize yarayacak smok bu T tarafında atılacak smoklardan biri bu arada. Öncelikle bu smok önce arkadaşlar Bunlar e, bundan önce çok fazla plaza smok taktikleri çekildiğini biliyorsunuz. Bazıları eski haritada kalma bazıları hatta hepsi e, eski smok taktiklerine kalma. Ben o yüzden bu video güncelliğini kollaması için eskiden olan smok taktikleri de bazılarını tekrardan göstereceğim ve yeni haritada olanları halini göstereceğim. Arkadaşlar Ahmet'e attığımız gibi aynı şekilde şuraya yaslanıyoruz. E, smok cross'umuzu buraya cross koyuyoruz. Ve yaslandığımız kısım tam şu. Ee, bu taraftan yaslanacağız. Diğer taraftan yaslanmayacağız. Onu da göstereyim tekrardan. Ee, buraya cross alıyoruz arkadaşlar. Ama tam zamanda atmamız lazım bunu. Aynı o anten gibi şeyin üzerine. Ve attık sıma. Gördüğünüz gibi gidiyor. Zıpladığınızda tam yüksek doruk noktasını atmanız lazım. Yoksa sorunu olabiliyor. Gördüğünüz gibi smoke biraz daha dip patlıyor. Ee, bu şekilde adamların gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir smoke olduğunu düşünüyorum. Buradan hatta gap'i de yok. Eskiden smoke'lar olsa gap'li oluyordu. Şu an bu smoke'da gap yok. Hatta şöyle cross koyabilirsiniz. Bu şekilde vurabilirsiniz adamları. Evet arkadaşlar eğer Asayi'de CT'ye göstermeden girmek istiyorsanız bir tane adamınız burada mesela. Şurada bir tane adamınız var. Bir tane sizin adamınız şuradan şurayı kesiyor. Ee, yakın yani burada adam buradan pik atamaz. Şuradan yani şu adam bir tane biri buradan atamaz. Burada buradan atamaz. Sizi olacağı şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya yaslanıyorsunuz. Aynı şekilde yaslandıktan sonra crosshair'ı şuraya üstüne şu çiçeğin biraz üstüne koyuyorsunuz. Ve koşarak atıyorsunuz attığınız yer gördüğünüz gibi smoke gerçekten hani bu tarafı tamamen kapatıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir gap yok. Yani açıklık yok. Adamların vurabileceği, görebileceği hiçbir açıklık yok. Aynı şekilde sadece şuraya bakmanız gerekiyor ve bu tarafa. Yani şu city tarafı şurada bekleyen herhangi bir adam hatta gö gösterelim. Şuradan bakan adam göremez. Buradan bakan adam göremez normalde. Şu an şurayı komple kapattığınız düşünsün o. Buradan bakan adam göremez bu şekilde bakan adam göremez. Yani ya buradan bakmak zorunda adam veya da şuradan bakmak zorunda ya, ya bu taraftan. Yani CD tarafını komple kapatmış olursunuz. Çok güzel smok. O smoke attıktan sonra hemen bombaya gelip buraya kurarsınız abi. Birini buraya oturtursunuz şu şekilde. Buraya prefire yeme ihtimaliniz çok yüksek ama ben size söyleyeyim. Yani o yüzden biraz daha hani dikkatli oynayın. Birinizi en fazla buraya oturtursunuz. Bombayı kuran site'te kalır. Geri çekilmez smoke bitmeden isterse. Diğerleri ise A mid'de veya işte A mid A long. Yani biri böyle bekler. Diğeri de buradan Ahmet'in gelmesini engeller. Bu şekilde e, ele alabilirsiniz. E, bence gayet yararlı bir smoke olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Devam edelim o zaman kaldığımız yere. Arkadaşlar o saksıya attığımız smok'un e, daha kolayını göstereceğim şimdi size. Eğiliyoruz arkadaşlar. Duvara yaslanıyoruz. Aynı şekilde böyle çıkıyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi şurada bakın beyazlığı görmeyecek şekilde sadece siyahlı görecek şekilde gördük. Ve duvara yasladık kendimizi. Burada e, gördüğünüz gibi köşesi var. Teras mı artık artık. Işte. Anlayın. Balkonun köşesi var. Aynı şekilde crosshair'ımızı tam şu... Yani oradan yukarı doğru çıkıp tahtanın ortasına tam getirdiğimiz şekilde atıyoruz abi. Bıraktık. Gördüğünüz gibi sekti. Ve tamamı bu şekilde. Yani artık yani daha da büyük şekilde kapatıyor. Gördüğünüz gibi çok yani kullanışlı bir sumak olacağını düşünüyorum. Komple artık kapandı. Hani buradan anca böyle piklemesi lazım. Çok büyük açık vermek zorunda. Hatta sadece saksıya bakmak zorundasınız. Bence bu smoke Diğerinden daha önemli kesinlikle bu sumo bir deneyinizi tavsiye ederim. Kafanıza göstermiyorsunuz yani ölme gibi bir şansınız da yok. O yüzden kesinlikle öneriyorum sumo. Arkadaşlar ilk attığımız smoke'daki yani Ahmet smoke'un tekrardan nasıl atacağını göstereceğim. Bu sefer başka yerden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada iki tane çarşaf var diyeyim. O çar sadece şu büyük çarşafı görecek şekilde yerleştiriyorum kendime. Gördüğünüz gibi onu görüyorum şu an sadece. Şu şeyin ee, balkonun üstüne cross alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunun bitişiyle o balkona ee, izi alacak şekilde alıyorum. Smok hazırlıyorum, zıplayıp atıyorum. Bomba sekiyor. Aynı şekilde hatta bu sefer daha da bence yani aynı yere düştü sayılır. Gördüğünüz gibi tamamen kapatıyor. Şu an daha da derine atılmış bir smok bu. Çok rahat adamları vurabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden e, bu smoka deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer video beğenmişsinizdir arkadaşlar e, lütfen e, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, daha fazla böyle smoke taktikleri başka haritalarda istiyorsanız sevinirim. Şu an benim kendi bulduğum smoke taktikleri bunlar genelde. E, Bazılarının işte bir tanesi hatta dediğim gibi eski kaldığı için onu yenilemek istedim. Lafı çok uzatmam. Bu arada aşağıya kesinlikle yorumlara yazın kullandığınız smoke taktiklerini. E, onları da göz önünde bulunduracağım. E, lafı çok uzatmam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.